Balyoz davasının bugün görülen duruşmasında emekli albay Levent Temizöz savunma yaptı. Temizöz, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı dış güçler tarafından planlanan tertibin amacına ulaştığını söyledi. Siyasallaşmış terör örgütünün karşısında kolu kanadı kırılmış, motivasyonu bozulmuş bir TSK'nın risk ve sorumluluk almak istemeyen komutanı ve personeli var. Ülkeyi ve TSK'yı bu duruma düşürenlerin utanması gerekir. Bu durum dış gücün projelerinin amacına ulaştığını göstermektedir. Albay Temizöz, 2001 yılında Emniyet Müdürü Sabri Uzun'un önüne getirilen Ergenekon şemasının bir numarasında Orgeneral Çetin Doğan'ın isminin yazdığını söyledi. Temizöz, şemayı Sabri Uzun'un önüne getiren polis şefinin kendisi hakkında gizli tanık ayarladığını belirtti. Duruşmada söz alan Tuğgeneral Ali Aydın bir tertiple karşı karşıya olduklarını söyledi. Aydın, tertibi kurgulayanlara gerçeğin tokadı yüzünüzde patlayacaktır sözleriyle seslendi. Ey sivil darbeci, komplocu, iftira çeteleri! Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Mumunuzun ışığı sönmek üzeredir. Kazdığınız kuyuya düşeceksiniz. Gerçeğin tokadı yüzünüzde patlayacaktır. Sonunuz yakındır. Masum insanların ahı tutacak ve o iftira denizinde boğulacaksınız. Balyoz davasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve CHP'li milletvekilleri de izledi. Bu bir mahkeme değil. Bu 100 yıl sonra yaşadığımız bir Nemrut Mustafa Divanı'ndan başka bir şey değildir. Yaşanan tamamen 21. yüzyılda Nemrut Mustafa Divanı'nın bir taklidi, bir devamıdır. Duruşma salonu önünde açıklama yapan Özcan, Silivri'de AKP üniforması giymiş bir mahkeme heyeti var diye konuştu. Ortada hukuk yoktur. Ortada üniformalı bir mahkeme vardır. Adalet cübbesini çıkarmış, hukuk cübbesini çıkarmış, AKP üniformasını giymiş ve bu şekilde yargılama oyunu oynamaya çalışan bir mahkeme vardır.